yapmaya çalışmalarına rağmen bu çalışma devam etmektedir. Rus doğalgazın Türkiye'ye ihracatı, hani herkes bunu bilmiyor, 30 senedir Türkiye'ye gerçekleştiriliyor. Öncelikle önce Rus doğalgazını Transbalkan gaz boru hattının üzerinden Türkiye'ye aktarıyorduk. Sonra doğrudan Mavi Akım üzerinden gelmeye başladı. Sadece geçen sene Türk ortaklarımız 24 milyar metreküp gaz aldılar. Şimdi ise Rus doğalgaz Türkiye'ye yeni bir güzergahtan gelecek. Türk akımından gelecek. Bu gerçekten son derece özel ve benzeri olmayan bir gaz ulaştırma sistemi. Denizin dibinden iki paralel hat döşendi. Her biri 16 milyar metreküplük kapasiteye sahip. Derinliği 2 kilometreyi aşıyor. Boruların uzunluğu ise 1800 kilometreyi aşıyor. Bu gerçekten hiç de kolay olmayan bir çalışma ve modern teknolojileri barındıran bir proje. Çünkü sadece derinde döşenen ve ilk hattan gelecek olan doğalgaz Batı Sibirya yataklarından geliyor. İkinci hattan gelecek olan doğalgaz Türkiye üzerinden Balkanlara, Bulgaristan'a, Sırbistan'a ve Yunanistan'a sevk edilecek. Tekrar etmekte yarar var. Bu Rus doğalgazın Türkiye akımından Türkiye'ye sevk edilmesi ve Avrupa'ya sevk edilmesi sadece Türkiye ekonomisi için değil ve Karadeniz bölgesi için değil, birçok Güney Avrupa ülkesinin ekonomisine olumlu tesir edecek ve genel anlamda Avrupa enerji piyasasının güvenliğini sağlayacak. Dediğim gibi Türk akımının inşaatında öncü teknolojiler uygulandı dediğim gibi ve bu da bu gaz boru hattının güvenilir bir şekilde işletileceğine ve çevre dostu olacağına yardımcı olacak. Ve bu arada boruların düşünme hızında bir rekor kırdık. Günde 6 kilometreden fazla boru döşendi ve ben herkese bu güzergahın tasarımına ve inşaatında emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Mühendislere, inşaatçılara, Gazprom ve BOTAŞ çalışanlarına ve projeye faal olarak katkı sağlayan tüm müteahhitlere minnettarlığımı sunmak istiyorum. Değerli dostlar, değerli mevkidaşlar, sizin profesyonelliğiniz, muazzam ve fedakar çalışmalarınız Türk Akımı projesini kaliteli bir şekilde ve vaktinde hayata geçirmemize vesile oldu, sağladı ve tabii ki Türk makamlarına ve Türk Cumhurbaşkanı'na ben teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Çünkü inşaat esnasında inşaat için gerekli tüm lisansları ve izinleri vaktinde sağladılar. Bir kez daha burada dile getirilenleri altını çizmek istiyorum. Bir siyasi irade gösterdiniz. Ülkenizin ulusal çıkarlarına uygun bir projeye el attınız. Eminim Rusya ve Türkiye gelecekte birçok karşılıklı yarar temeline dayanan projeyi hayata geçirecekler. Hem enerji alanında hem de daha başka alanlarda hep beraber en iddialı projeleri gerçekleştirebileceğiz. Bu da her iki devlet ve millet için hayırlı olacak. Ve son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Yani hiç de zor bir dünyada yaşıyoruz. Hiç de kolay olmayan şartlarda ve ne yazık ki bulunduğumuz bu bölgede ciddi gerginliğin artırılmasına yönelik eğilimler var. Türkiye ve Rusya bu arada bambaşka örnekler sunuyorlar. Örneğin devletlerimiz, halklarımız, Avrupa halkları ve dünya halklarının hayrına çalışmalar yürütmekteyiz. Eminim gelecekte de bu şekilde adımlar atacağız ve yeni başarılara imza atacağız. İlginize teşekkür ederim.